burada bütün Karadeniz buradadır be, hemşerilerime bak! İyi yaşayayım be! Allah Allah, Allah Allah, Allah neler yaratayım ha! Aman dokunmayın bana! Dokunmayın, dokunmayın, tutmayın beni! Tutmayın! Lan bizim takıma bak be! İşte ne? Ali Yavuz, Mehmet Semir Turgay, Hüseyin Necmi, çekil lan Ali Kemal de geldi! Hayda! Uy Turgay, uy Necmi! Aman dayan Necmi! Aman Turgay, Mehmet, Mehmet Semir! Uy dolayın sen! Ver pasını, ver pasını! Al pasını! At golünü! Aman canım, uy de bana! Uy de pas ver bana! Hop, 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 hop! Kovuldunuz! Şeyimeydi be! Bu kadar dert yükler, tanrım bile unutmuş, dertlerime dönüşüm. Şahane değil mi? İşte bestekârım böyle bir deha. Tabii Buket Hanım da ona bambaşka bir hayat verdi. Fena değil ama böylelerinin iki atımlık barutu olur. Sonra beste filan yapamazlar. Bugün yeni bestesini getirecek. Muhakkak gene bir şaheserdir. Osman'ın bestelerinin hepsi şaheser. İyi işte geldiler! Sana büyük bestekârımı tanıtmaktan şeref duyarım Rıfkıcığım. Memnun oldum. Keşke daha önce bana gelseydiniz. Daha tatlı imkanlar kapardın. Yoo! Bestekârımı kaptırmam! Kim bilir gene ne güzel beste yapıp getirmiştir. Öyle değil mi Osman'cığım? Maalesef. İlham kaynağım beni terk etti. Ne? Sahi? Öyle. Ben söyledim, böyle bestekarların barutu çabuk biter. İnşallah ilham kaynağın kurumamıştır Osman Bey. Hadi iyi günler. Beni dinle, onu hemen bul ve barış! Sen beste yapamazsan berbat oluruz, 10 plaklık anlaşmamız var! Doğru. Ya ben? Senin plaklarınla şöhretimi koruyordum. Koruyacaksınız. Sizin için her şeyi yaparım. Üzülme! Git onu getir, barışın! Bize tanıştır! Yarın mutlaka bekliyoruz! Aramızdaki anlaşmayı unutma! 50.000 lira tazminat ödersin! Onu bulmak ve getirmek. Zaten bütün mesele burada. Ekmek ağacım da o benim. Oh, kalleşam! Hamdiye, Hamdiye! Hı, al sana 1. sınıf ilham kaynağı. Nadiye'yi götür. Ha tabii. Ben Osman abin ilham kaynağı olamaz mıyım yani? Tabii olurum, değil mi? Kız, sana bakıp ancak kanto beslenir. Aşk olsun vallahi! Bende çok romantik bir tip yok mu sanki? Babana sor. Tabii biraz falso ama onlara ne? Madem ilham kaynağını getir demişler, götür! Sonra 15.000 keseceğim diyorsun. Artık bu kuru fasulyeyi de yesinler! Vallahi gitmiyorum! Sen babana bakma kız! Tabii gideceğiz! Ama önce biraz süslen! Hadi bakayım! Aa, sen şimdi beni görme! Ben bir süsleneyim, bir de makyaj yaptım mı... Vallahi çok amorti olurum! Sonra o senin hani sevdiğin Buket Bülbül Ses var ya... Onu çatır çatır çatlatacağım! Vazcıktan tabii! İnşallah bir falso olmaz! Olursa da boş ver. Ne demişler? Denize düşen yılana, zora düşen yalana sarılır. Zaten Osman'ın ilham kaynağı olmazsan ölürüm vallahi. Değil mi Osman? Ay o şaka yapmıştım zaten. Karpiz, karpiz. O da sahi sandı. Anlıyorum hanımefendi. İlham kaynağı olarak Osman'ı artık bırakmayayım. Aa, zaten bırakmam nedense. Zaten hep bize gelir. Babamla konuştular. Dediler ki, ah, şaka yaparız da, romantikiz ya. Çok romantiksiniz belli. Neyse, İlham kaynağı Hamdiye Hanım'ın şerefine içelim. Aa, ne Hamdiye'sin, ne? Ay, aa.
Hadi Şeref! Hadi Şeref! Şeref! Dans edelim mi? Alemsiniz Hamdiye Hanım, çok komiksiniz! Yani Osman o şarkıları sizden ilham alıp nasıl besteliyor? Utlayım! Osman çok güzel Utça var ya! Ya, bilmiyordum! Nereden bileceksiniz? Ben bilirim şahsen! Nadiye'yi kıskandın, değil mi? Hayır, ne münasebet! Senin ilham kaynağın değil mi? Hı-hı. Orası öyle ama... Ben başkasını seviyorum. Kimi seviyorsun? Seni. Sen de beni seviyor musun? İçeri girelim şimdi, dedikodu olmaz. Ulan sormayı döktün, kovuldun! Bavulu düşürdün, kovuldun! Bilmem neyi döktün kovuldun, tabağı kırdın kovuldun, değiştir ulan Hamza pilavcı soyadını, al bir kovuldun Hamza kovuldun. Alem kızım ben Adiye, sayende hem 15.000'lik çeki kıvırdık, hem de Buket'e kalbimi açtım. Nil pardon ama Buket beni çok kıskandı, yalan mı? Doğru, seven kıskanır. Ama ben kıskanmadım, çünkü hem abimsin, hem de tipin değilsin. Senin tipin nasıl acaba? Vallahi hiçbir dünyada ruhumun tipini bulamam bilakis. Hadi iyi sabahlar abi. Sabahlar. Babana söyle, yarın gece meyhanede kıyak bir ziyafet var. Olabilir. Hadi ye. On beş binlik çek. Bestekar Osman için. Ama Hamza denilen o herifi bulamazsan, hem Buket'ten hem de bestekarlıktan ümidini kes Osman'cığım. Tay elinden onun yali yali cüdürüm, yali yali cüdürüm, yali yali cüdürüm ya! Dört milyonluk İstanbul'da Hamza pilavcıyı arıyorum. Benimki enayilik. İyi günler sevgili seyirciler, bugün sizlerle baş başa olacağız. Kameralarımız şimdi naklen yayın için Dolmabahçe'de. Bazı vatandaşların televizyon programları ile ilgili fikirlerini almak için buradayız. Merhaba. Gürültü etme. Günaydın efendim. Hayır, televizyon sayın. Programları için bir şey söylemek ister misiniz? Bu televizyon mudur? Anlaşılma, demek ben TRT'ye tıkıldım. Bu Hamza değil mi? Vatandaşlar da beni izlemek olasılığı olarak bulacaklardır, ha? Dolmabahçe galiba. Çok güzel, ha? Ahmet Bey'in televizyonu! Ahmet Bey'in televizyonu ama benim televizyonum çok iyidir. Ama yemekten sonra pıtırcığın seyfi kaçtı. Ona ben dedim ki... Ato Çağatları, al bu sapıtı! O da bana dedi ki... Yapı ustasıyım, ondelin hastasıyım. Uy, ezdin onu! İçinsiz gibi! Ama alıcı cozuyla bakınca... Oha! Ne oası be, ben milyonerim! Aa! Ben de milyonerim, ne yemek sık? Ne? Pantolonum ne? O zaman üşürsün! Yak şu kaloriferi, kapıcı donayırım! İz hocam! Her şeyi ucuza almak istiyorsan... Al kart! Al kart! Na orada da Dolmabahçe'de de kırmızı kart! Reklamlar tamam da, programlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Televizyonda program da mı var be? teşekkür ederim. Siz öyle zannedin, diziler olmasa yandınız. Ya hem bana soruyorsun, hem de cevabımı dinlemiyorsun. Ne biçim Allah'ın adamı, kurban olayım sana ya! Nerelerdesin ya? Sen nereyesin Osman be? Hadi lüks bir otele gidiyoruz. Ya selamı sabaha konuşmadan lüks otele ne işimiz var be? Bilmem bakışların neler söyleyip